Türkiye'de ilk senetle taksitle alışveriş. Livadiyum.com'da. Gazze'de yaşananlar kesinlikle bir savaş değildir. Bir soykırım girişimidir. Çünkü savaşın bile uyulması gereken bir ahlakı, adabı ve hukuku vardır. İsrail'i bir kez daha soykırım yapmakla suçladı. Uluslararası kuruluşların acizliği neden vurdu. Türkiye'nin garantörlük isteğini yineledi. Söz konusu İsrail olunca insan hakları evrensel beyannamesinin görevi küresel barışı temin olan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin, Avrupa Birliği'nin sürekli hak ve hukuktan bahseden kurumlarının, tarafsızlıktan dem vuran uluslararası basın yayın organlarının hasılı yıllardır bize örnek gösterilen, güvenmemiz, itibar etmemiz gerektiği söylenen yapıların ne kadar aciz ve işlevsiz olduğunu hep birlikte gördük. Bu maksatla garantörlüğü de içerecek şekilde sorumluluk almaya Türkiye olarak hazır olduğumuzu belirttik. Cumhurbaşkanı Erdoğan diplomasi forumu kapsamında Antalya'ya gitti. Cuma namazını burada kılan Erdoğan, forum kapsamında Türkmenistan Devlet Başkanı Berdi Muhammedov ve Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev'le görüştü. Erdoğan daha sonra diplomasi forumunun resmi açılışının yapıldığı salona geçti. Günümüzün savaşlarının bu coğrafyada yaşandığını belirtip Türkiye'nin bölgedeki önemine değindi. Daha sonra da Netanyahu yönetimine yüklendi. Soykırıma sessiz kalan Batı'yı eleştirdi. Tek çare 1967 sınırları dedi. Bugüne kadar çoğu çocuk ve kadın, 30 bin Gazze'li şehit edildi. İsrail'e ilk günden beri koşulsuz destek veren batılı güçler ise taziye tut, tavşana kaç diyen ikiyüzlü politikalarıyla dökülen kana ortak oluyor. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz Filistin Devleti'nin teşekkülü şarttır. Cumhurbaşkanı sözü 3. yılına giren Ukrayna-Rusya arasındaki savaşa getirdi. İstanbul'daki anlaşmayı sabote ettiler dedi. 3. yılına giren Ukrayna krizinde Antalya'daki buluşmayla başlayan İstanbul süreciyle bir üst seviyeye çıkan barış umutları maalesef gerekli destek verilmediği için akim kaldı. On binlerce insanın hayatını kurtaracak, yaşanan acının yıkımının önüne geçecek tarihi bir fırsat heba edildi, daha doğrusu sabote edildi. Erdoğan son olarak savunma sanayindeki yatırımlara değindi. Milli savaş uçağı Kaan'la üst lige yükseldik dedi. Silahlı, silahsız, insansız hava araçları teknolojisinde Türkiye'nin yazdığı başarı hikayesi herkesin malumudur. Geçtiğimiz hafta 5. nesil savaş uçağımız Kaan'ın da ilk uçuşunu başarıyla yapmasıyla artık bu alanda farklı bir lige yükselttik.